sizlere MetaMask ve Truth Wallet cüzdanı gibi kullanabileceğiniz bir cüzdandan bahsedeceğim. Token Pocket arkadaşlar ismi. Google Play'de arattığınız zaman çıkar. iOS'ta da var diye biliyorum. Büyük bir ihtimal vardı. Token Pocket'ı indiriyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir cüzdan oluşturabilirsiniz. İsterseniz de MetaMask ya da Truth Wallet cüzdanınızı Token Pocket'a taşıyabilirsiniz. İlk başta taşıma kısmını göstereyim. Diyelim ki MetaMask cüzdanınız var arkadaşlar ya da Truth Wallet cüzdanınız var. Truth Wallet cüzdanınızda ya kelimelerinizi ya da arkadaşlar private key'lerinizle bu cüzdanınızı herhangi bir cüzdana import edebiliyorsunuz. Şimdi ayarlar kısmına gidiyorsunuz. Cüzdanlar diyorsunuz. Bakın burada 3 tane nokta var arkadaşlar. Bu noktaya tıkladığınız zaman kurtarma ifadesini göster diyor. Kurtarma ifadesini aldıktan, kopyaladıktan sonra size verilen kurtarma ifadesini arkadaşlar devam diyorsunuz. Ben bu noktada videoyu dondurmam lazım. Daha sonrasında arkadaşlar kopyaladıktan sonra Token Pocket'a gidiyorsunuz ya da herhangi bir cüzdana, MetaMask'a da bunu yapabilirsiniz. Truth Wallet'ınızı MetaMask'a da taşıyabilirsiniz. Aynı işlemleri orada da yapmanız gerekiyor. Token Pocket'ı açıyorsunuz arkadaşlar. Import Wallet yazıyor. Import Wallet kısmına tıklıyorsunuz. Hangi cüzdanda, hangi ağda açmak isterseniz açabilirsiniz. Hepsinde açabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinde de aynı kelimeleri kullanabilirsiniz. Yani Ethereum ağında açabilirsiniz. Hedge ağında açabilirsiniz. Binance Smart Chain ağında açabilirsiniz. Tamamen hepsinde aynı kelimelerinizi kullanabilirsiniz. Hemen örnek göstereyim. Diyelim ki Binance Smart Chain ağında açmak istiyorsunuz. Truth Wallet'ınızı buraya taşımak istiyorsunuz. Private key'nizi aldıysanız, private key kısmını arkadaşlar kelimelerinizi kopyaladıysanız da ikinci seçeneğe tıklıyorsunuz, gösterdiğim yere. Devam dedikten sonra arkadaşlar kelimelerinizi buraya yapıştırıyorsunuz, şifrenizi yazıyorsunuz, tekrar şifrenizi yazarak import diyorsunuz, cüzdanınızı aktarmış oluyorsunuz. Aktarma işlemi bu şekilde. Bir de yeni bir cüzdan açabilirsiniz. Yani o MetaMask'ı, Truth Wallet'ı aktarmak istemiyorum, yeni bir cüzdan oluşturmak istiyorum derseniz de o zaman arkadaşlar Generate Now kısmına tıklıyorsunuz. Yeni bir cüzdan oluşturuyorsunuz. Hemen cüzdan oluşturalım. Ve istediğiniz hangi ağı kullanırsanız kullanın. Aynı kelimelerle, aynı private key'lerle farklı ağlarda da aynı şekilde cüzdan açabilirsiniz. Yani tekrar tekrar yeni yeni cüzdan oluşturmanıza gerek yok. Mesela diyelim ki ben Binance Smart Chain ağında hesap oluşturmak istiyorum. Yeni bir cüzdan oluşturmak istiyorum ve Binance Smart Chain ağında açmış olduğum bu cüzdanı Ethereum ağında da taşımak istiyorum derseniz de aynı şekilde devam edebilirsiniz. Hemen ne demek istediğimi göstereyim. Carat Wallet diyoruz arkadaşlar. Buraya pasaportunuzu yazıyorsunuz. Pasaport belirleyin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde. Ya da kendiniz ne yazmak isterseniz onu yazın. Devam diyorum. Şimdi size kelimeleri gösterecekler arkadaşlar. Bu kelimeleriniz çok çok önemlidir. Lütfen bu kelimeleri asla ama asla kaybetmeyin. Ekran görüntüsü almayın diyor. Kelimelerinizi mutlaka bir yerlere yazın arkadaşlar. Truth Wallet cüzdanı oluştururken, MetaMask oluştururken, herhangi bir cüzdan oluştururken mutlaka size vermiş oldukları kelimeleri, private key'leri kaydedin. Kaydedin ki kaybettiğiniz zaman ya da cüzdanınız işte telefonunuz kırılır, bozulur, format atmak zorunda kalırsınız. Farklı bir cihazda yeniden aynı şekilde cüzdanınızı açabilin arkadaşlar. Çünkü cüzdanınızda diyelim ki 100 dolarınız var. Kelimeleri kaybederseniz o 100 dolar da gidiyor. Bir daha asla ulaşamıyorsunuz. iGOT diyoruz. Burada kelimeler veriyor. Bu kelimeleri bir yerlere not alıyoruz. Daha sonrasında devam ediyoruz. Şu anda belki ekranı karartabilir, bilmiyorum. Video çekerken bazen ekranı karartabiliyor. Kelimeler görünüyor arkadaşlar. Bu kelimeleri not alın. Daha sonra devam ediyoruz. Ve tek tek kelimeleri girdikten sonra yeni bir cüzdanımız oluşmuş oluyor. Mavi butona tıklıyoruz. Ve kelimelerimizi yerleştirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi video uzamasın. Ben bunları yerleştireyim. Daha sonrasında da devam edeyim.
Evet, confirm dedikten sonra bakın cüzdanınız oluşturuldu. I got diyoruz. Tamam. Smart Chain ağında bir cüzdanınız oluşturuldu arkadaşlar. Şimdi cüzdanımıza gidelim. Bu cüzdan kelimeleriyle, bu cüzdanın kelimeleriyle arkadaşlar Ethereum ağında da yine bir cüzdan açabilirsiniz. İsterseniz Hedgehog ağında açarsınız, isterseniz Polygon yani Matic ağıydı galiba yanılmıyorsam. Matic ağında da aynı şekilde cüzdan oluşturabilirsiniz. Şimdi tek tek adımları göstereyim. Videonun çok uzamasını istemiyorum çünkü izlemiyorsunuz sonuna kadar, anlamıyorsunuz o zaman da. Detaylı yaz kısmına tıklıyoruz. Bakın şurada. Çizerek göstereyim daha rahat anlarsınız. Şuradaki kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada size hem kelimelerini verir hem de private key'ini verir arkadaşlar. Kelimelere tıkladıktan sonra şifrenizi giriyorsunuz. Confirm dedikten sonra I got diyoruz ve kelimelerimizi kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar hangi ağda, hangi Smart Chain ağında olur, Huobi ağında olur, Hedge ağında olur arkadaşlar. Polkadot ağında olur. Hangi ağda açmak istiyorsanız o ağda yeniden bir cüzdan oluşturabiliyorsunuz. Aynı kelimelerle. Mesela hemen seçeyim. Mesela Ethereum ağında yeni bir cüzdan. Pardon, iOS. Ethereum ağında yeni bir cüzdan oluşturmak istiyorsanız import wallet diyorsunuz. Mnemonic diyor arkadaşlar. Mnemonic şeklinde import diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Kelimelerinizi yapıştırıyorsunuz. Daha sonrasında şifrenizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şifreyi de yazabilirsiniz. Fark etmez. Sizden bir şifre istiyor. Import dediğiniz anda Ethereum ağında da aynı şekilde cüzdan oluşmuş oluyor. Şimdi bunların arasında ağ farkları nedir? Herhangi bir airdrop'a katıldığınızda ERC20 adresi isterse Ethereum adresini veriyorsunuz. Smart Chain ağını isterse arkadaşlar bakın BSC şeklinde yazar genellikle ya da BEP20 şeklinde bu ağı veriyorsunuz, tamam mı? Aynı kelimelerle mesela Hedge ağında olan bir airdrop'a katıldığınızda aynı kelimelerle yine aynı şekilde cüzdan oluşturabilirsiniz. Import wallet kısmında kelimeleri buraya da yapıştırırsınız. Ben bu cüzdanı kullanmayacağım için kelimeleri göstermede bir sakınca yok. Import dediğinizde bu sefer de hedge ağında bir cüzdan oluşturmuş oluyorsunuz. Aynı kelimelerle. Dikkat edin. Yani defalarca yeni cüzdan oluşturup da farklı kelimeleri yazmak yerine arkadaşlar aynı kelimelerle birçok ağda yeniden cüzdan açabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki örnek veriyorum. Tamamen örnek veriyorum. Herhangi bir ağ arkadaşlar burada yoksa şu butondan şuraya tıklıyorsunuz, tamam mı arkadaşlar? Manega Network diyor. Mesela yeni bir cüzdan, yeni bir ağ bu şekilde bulabiliyorsunuz. Custom Network diyor. Çok İngilizcem de yok. Buraya tıklayıp yeni ağları buradan ekleyebiliyorsunuz. AC şeklinde mesela AC data şeklinde. Mesela Avax ağı var arkadaşlar. Fuse ağı var. Phantom ağı var. Fusion Mainnet FSN ağı var. Whole Smart Chain Testnet ağı var. Farklı farklı ağları bu şekilde de ekleyebiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Herhangi bir airdrop'a katıldınız ve o airdrop size diyor ki benim ağım Ethereum 1'de. Eto adresini yazacaksın bana diyor. O zaman Ether bir ağını tanımlaman gerekiyor. Ya da örnek veriyorum. Mesela Avalanche Avax ağında olan bir airdrop'a katıldığında o zaman bu ağı seçmen lazım. Tamam mı? Confirm dedikten sonra arkadaşlar confirm dedikten sonra ağ tanımlanıyor. Bu ağda da yine aynı şekilde cüzdan açabiliyorsunuz. Umarım burası faydalı olmuştur. Çünkü bir de hemen şunu göstereyim. Market şey DAFS kısmı şurası arkadaşlar. Discover kısmı. Şöyle işaretleyeyim.
Discover kısmında arkadaşlar, Discover kısmında şöyle şurada yeşille işaretlediğim yerde Discover kısmında siz PancakeSwap'a katılabilirsiniz. PancakeSwap var bir sürü, mesela Dapps kısmından yapıştırın diyorum. Linki kopyalayın, Dapps kısmından yapıştırın diyorum. Buraya yapıştırabiliyorsunuz. Yani TrueSwallet cüzdanı kullanamayan arkadaşlar tamamen token paketi kullanabilir. PancakeSwap ağı var. Birçok ağlar var arkadaşlar. PancakeSwap DEX borsaları var. Buraları kullanabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde de kullanırsınız yani. Hatta şöyle göstereyim. Bakalım. JustSwap var. Uniswap var arkadaşlar. Bir inç swap var. Buraları detaylı bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok da rahat aslında kullanımı. Umarım faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.